Öyle. Aslında geciken bir süreçti. Pazartesi bugün ders seçimi başlıyordu, ön seçim. Dolayısıyla daha yani önceki günlerde benim dersim sisteminin açılması gerekiyordu ama açılmadı. Açılmadığını fark edince bölümle yazışmalar yaptık. Belki teknik bir hata veya takılmıştır bir yere diye düşündük. Ancak bir yerden sonra ortaya çıktı ki atanmış rektörün atanmış yardımcısı ki kendisini de değişik yerlere atayan bir kişi Naci İnci onun önünde kalmış rektör yardımcısı olarak ve o onayı vermemiş. Ve en sonunda da pazar günü gerekçesini açıklamış. Neymiş gerekçesi hocam? Sizden duyalım. Gerekçesi notlandırmamın adil olmadığı imiş. Salgın süresince ki vermiş olduğum iki dönemdeki dört dersin not ortalaması aşağı yukarı 3,5 civarında. Daha önceki vermiş olduğum bütün 8 seneki not ortalaması 2,96 civarı. Salgın döneminde ki not ortalamanın yükselmiş olmasının birden çok sebebi olabilir, açıklaması olabilir. Bununla ilgili bana ne bir soru soruldu, ne bir uyarı yapıldı. Ama 4 tane salgın dönemindeki yükselmiş bir not ortalaması sebebiyle bir işte eleştiri veya uyarı yapılmayıp bir daha ders verilmemesinin uygun görülmesi, öyle bir kanaat hasıl olması ki kendi ifadesi kanaat kelimesi zaten vicdanlar farklılığı ile de açıklanabilir herhalde. Peki Sayın Erçin, not ortalaması gibi bir meseleden söz ediyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak teamül nedir? Tüzük neyi işaret eder? Boğaziçi Üniversitesi'nin kuralları neyi işaret eder? Hocanın derslerini iptal etmeyi mi işaret eder? Daha önceki örneklerde nasıl görülmüştür? Bugüne kadar hiç böyle bir örnek olduğunu duymadığımda not vermek zaten hocanın kanaatinde olan bir şey. Benden daha yüksek not ortalaması olan da daha düşük not ortalaması olan da sınıflar var. Bunları da biliyorum. Not çizelgesi var. Ona uygun olarak not veriyoruz. Benim verdiğim dersler zaten daha sanatla ilgili dersler olduğu için kanaatinde daha yüksek bir şekilde hasıl olduğu dersler. Katkı, dersin içerisindeki konuşmalar, yaratıcılık gibi kriterleri de var. Dolayısıyla bu gerekçe bir bahaneden öteye gidemez zaten. Değerlendirmenizi sorayım Sayın Erçin. Bir Ocak'tan beri okulumuzla ilgili hukuksuzluktan zorbalığa doğru bir skalada değişik şekilde tarif edilebilecek çok işlem yapıldı. Bunların arasında bir yere düşüyor bu da. Bugüne kadar yapılan diğer tasarruflardan daha farklı, daha özel olduğunu düşünmüyorum. Birçok teamüle uygun olmayan, liyakata aykırı ve üniversiteyi bir proje yeri gibi gören bir sistem ve üniversitenin özerk, özgür bilim üreten bir yuva olduğu fikrinden uzaklaştırmaya çalışan bir sistem, bir dayatma ve bunu uygulamaya çalışan atanmış ve hukuka uygun olmayan şekilde atanmış birilerinin herhangi bir işleminden bir tanesi bu da. Ama tabii duygusal olarak etkiliyor. Hem öğrencilerle aramızda kurduğumuz bağ hem bunun biraz avukat yanım sebebiyle de böyle hak, adalet arayışında uğramış oldukları haksızlıklarda yanlarında olma çabamız sebebiyle de dokunduğu farklı bir yerde var. Ama sonuçta hak, hukuk ve adalete inanan birisi olarak sonuna kadar da haklarımızı aramaya devam edeceğiz ve birbirimize de destek olacağız tabii ki. Evet, itiraz süreçleri var mı hocam? Ya çok yeni, ben onu araştıracağım tabii ki. Muhakkak olacaklar ama nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok. Daha o kadar yeni ki. Evet, tepkiler nasıl? Hemen kapılara plakatları asıldığını gördük, yazıların yazıldığını gördük. Hocamız yalnız değildir içerikli. Akademisyenlerden ve öğrencilerden nasıl tepkiler geldi bu hemen birkaç saat içerisinde? Ben çok duygulu bir gün geçirdim tabii. Zaten derslerde çok yakın ilişkiler kurmuş olduğumuz öğrenci arkadaşlarımız vardı. Hepsi yani çok değerli fikirlere sahip fırlantığı gibi arkadaşlarım. Hem de özellikle 1 Ocak'tan beri birbirini daha önce tanımayan veya yakın ilişkiler kurmamış olan çok akademisyen de bir araya gelip tanışma fırsatı bulduk bu süreçteki yaşadığımız haksızlıklara cevaben. Ve bunları
yaparken farklı ki Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarif edilmez girayette, güçte, sabırda ve akademik olarak da çok üst düzeyde insanlar. Hepsine hayran kaldım. Hepsinin bu süreçteki duygularına ve akılcılıklarına hayran kaldım. O yüzden bugün onlardan topluca bir destek görmüş olmak günün, yani hafta şey yıllardır filerde birlikte film, müzik analizimiz, çok sevdiğim arkadaşlarımdan böyle bir destek görmüş olmak beni yani ziyadesiyle mutlu etti ve duygusallaştı. Ama dayanışma böyle bir şey. Dayanışma böyle büyüyen bir şey, sevgi ve dostlukla. Onu hissettiğim için çok mutluyum. Dayanışma Boğaziçi'nin hem eğiticilerine, akademisyenlerine hem de öğrencilerine çok yakışıyor aslında. Bu 1 Ocak'tan beri sizin de dediğiniz gibi güzel bir dayanışma ve güzel bir direnç örneği sergiliyor akademisyenler. Ne aşamada şu anda? Sürekli evriliyor, sürekli yapılan uygulamaların haksızlığı büyüyor. Bazen hukuksal olarak bir direnç gösteriliyor, bazen alanda direnç gösteriliyor. Yani çok değişik yönlerinden çok değişik yerlerde tek böyle bir şu aşamada diyebilecek bir yer yok. Ama bir bölümün kendi tasarrufu, kendi tercihinin önüne bir rektör yardımcısının bende şu kanaat oluşmuştur, o yüzden de şu akademisyeni istemiyorum demesinde zaten üniversitedeki özerk akademiye vurulmaya çalışılan darbenin böyle bir hani izi çok kuvvetli bir şekilde var. O yüzden de hani bunun içinde nasıl bir idari ve hukuki adım atılacağını herhalde düşünüyor olacağız diye hissediyorum. Evet, akademisyenlerin rektörlük önündeki eylemleri de devam ediyor hocam. Her gün gidiliyor mu? Siz gidiyor musunuz? Gitmeye devam edecek misiniz? Ya başka işlerim de olduğu için ben haftada bir veya iki gidiyordum. Evet, dönem sonuna kadar gitmeye devam edeceğim gidebildiğim kadar. Tatil günü olmayan, hafta sonu olmayan her akademik takvim gününde bu nöbet devam etti ve nöbet devam edecek. Yani Melih Bulu istifa edene, ayrılana, seçilmiş birisi gelene kadar muhakkak devam edecek. Artık bununla ilgili bir tereddüt yok. Zaten yarın da 100. nöbet günü olduğu için herkesi de ayrıca duygulandıran ve anlamlı bir gündü. Bu nöbet ve bu kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz durumunun devam edeceğine hiç tereddüt yok. Aslında size yapılan bu uygulama neden, tam da neden orada olduğunuzu, akademisyenlerin neden orada olduğunu gösteren önemli bir noktada oldu. Çok teşekkür ediyorum size Sayın Erçin yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben size teşekkür ederim.